Ben Gönül Sevinç Yıldıran, 1936 İstanbul'da doğdum. İlkokulu Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda, orta ve liseyi de Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdim. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji bölümüne girdim. Oradan mezun olduktan sonra 7 sene üniversitenin yuvasında çalıştım. Bu yıllar içinde tecrübem de arttığı için bir anaokulu açmayı düşündüm. Ve 73'te kendi özel Gönül Abla anaokulunu açtım. Nerede açtın hocam? 2000 yılına kadar önce Koşu Yolu'nda, sonra Yoğurtçu Parkı'nda, en son da Moda'da. İstanbul. Evet, kiralık binalar olduğu için bu üç yeri tercih etmek zorunda kaldım. Nerede icap etti anaokul açmak? Nasıl aklınıza geldi? Zaten üniversiteyi bitirdikten sonra 7 sene ben fakültenin yuvasında çalışmıştım. Oradan yani çocukları da çok seviyordum. Annelik duygusuyla belki daha da bir onlara sarıldım. Ve 2000 yılına kadar bu işi yürüttüm. Tabii bu arada çeşitli etkinlikler yaptık. Ondan sonra o kadar çok yuva açıldı ki bunlarla artık mücadele etmek bence anlamsızdı. Ve kapatmak zorunda kaldım. Zaten yaşım da bayağı ilerlemişti. O nedenle 2000 yılında kapattım. İşte şimdi böyle günümüzü gün ediyoruz diyeyim. Günler geçiyor, gidiyor. Biraz denizden bahsedin hocam, denizcilikle ilgili. Evet, deniz. Ben 10 yaşından beri denize giriyorum. Fakat yıllar sonra eşimle evlendikten itibaren onun bir teknesi vardı. Yaz ayları teknede geçirdik günlerimizi. Halen de devam ediyor eskisi kadar fazla gidemediğimiz halde. Yine de kopamadık deniz sporundan. Güzel bir keyif, çok seviyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ederiz. İnşallah. Evet. Yani hayat hikayesinden anlatacaksanız bu kadar herhalde. Bu kadar. Başka sen sor. O zaman spora geçelim. Hı hı. Sporla nasıl tanıştınız? Sporla 1953 senesiydi. Oo, ben doğmuşum. Değil mi? Evet. Dünya 3. Beden Terbiyesi Öğretmenler Cemiyeti'nin kongresi yapılıyor İstanbul'da. O nedenle liselerden jimnastikçiler seçildi. Kim düzenliyor kongreyi? Hatta biliyor musunuz? Onu bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Biz Erenköy Kız Lisesi'nden 3 kişi seçildik. İşte o zamanın liseleri çok azdı. Çamlıca Kız Lisesi, İstanbul Kız Lisesi. Açık Hava Tiyatrosu'nda gösterilere çıktık bu ekiplerle. Hem ritmik jimnastik hem de aletli ama o zaman bir tek kasa vardı 53 senesinde. Birkaç gün biz bu gruba iştirak ettik. Çok güzeldi, çok başarılıydık. Ondan sonra bir rahmetli oldu tabii, o Fahmet Hoca vardı. O bir ekip kuruyordu. Fahmet Hoca'yı anlatır mısınız biraz? Ah, Fahmet Hoca benim ablam. Allah rahmet eylesin, saygıyla anıyorum. Çok başarılı, yani anlatılması çok güç bir hocaydı. Onun sayesinde zaten biz hem İstanbul Jimnastiği hem bizler, yani
bayağı başarılı olduk. Onun da öğrencileri var. 53-55 senesinde ilk defa bu özel jimnastik grubu gösterilere başladı. Hem İstanbul'da hem Edirne'de, Zonguldak'ta, evet bu iki şehirde gösteriler yaptık. Erdemköy İstanbul'da, Kız Lisesi olarak mı? hayır, İstanbul Kız Ritmik Jimnastik Ekibi olarak. Yani o yıllarda bilemiyorum başka jimnastik grubu var mıydı. Ama biz İstanbul Jimnastik Grubu olarak 56, 57, 58 bu yıllarda devamlı çalıştık, gösterilere çıktık. Ondan sonra o hocamız bir rahatsızlandı. Bir ara bir durgunluk safhası oldu. Ben Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ne geldim. Orada tek başıma çalışıyordum. Bir gün bu Yüksel ile Yiğit, onlar deniz subayı, onları gördüm orada çalışıyorlar. Tabii ilgilendim, onlar da benimle ilgi gösterdiler. Neticede ilk biz jimnastiği onlarla başladık. Ama önce bendim, sonra bir arkadaşımı dedim ki ben yalnızım sen de gel. Aynur. Savaş göre. Evet. Ondan sonra baktık ki biraz ilerliyoruz. Ben ablama söyledim. Ablam Erenköy Kız Lisesi'nde hocaydı, jimnastik hocası. Dedim abla başarılı öğrencilerim varsa sen halk eğitime yolla. O da zaten böyle bir fırsat bekliyordu herhalde. Neyse, o da bir dört kişi veya beş, Feriha, Müren, Reyhan, Gönül, evet dört kişi onları gönderdi. Ve biz bunlarla bayağı ciddi ciddi çalışmaya başladık. 65 senesinde Viyana'ya gittik. İlk defa Türkiye'den, yani İstanbul'dan, bir de Ankara'dan. Ankara'dan Gazi Eğitim gitti. İstanbul'dan da biz. Öyle zannediyorum ki biz Türkiye'de ilk defa Jimnastrada'ya iştirak eden ekibiz. 65 senesinden sonra yine Kadıköy Halk Eğitim'de çalışmalara devam ettik. Bu arada tabii bölge birincilikleri, İstanbul birincilikleri, Türkiye birinciliği, onların hepsine iştirak ettim. Arada derecelerim de var tabii. 68'de maalesef bir kaza geçirdim. Menisküs oldum. Ve bırakmak zorunda kaldım jimnastiği. 73'e kadar işte antrenör olarak hafif çalışarak biraz daha ilerlettim jimnastiğimi. Ama en sonunda 73'te bir anaokulu açtığım için zamanım olmadı. Ve böylece TRT'de gösteri yapmışsınız. ilk defa bravo bak bunları biliyorsun. TRT'de İstanbul'da, hatta hiç unutmuyorum, onu söyleyenler söylüyor. Tam Şişhane'de böyle şeyler vardır, mağazalar. Onların vitrininde bizi seyretmek için yığılmışlar. Sene valla 65, 64, 66, yani o yıllar, o yıllarda. Arkada bir siyah perde var. Tabii, siyah. Her şey siyah. Mayolar siyah. Bütün aklınıza gelen her şey siyah. Siyah beyaz. Ama çok güzel günlerdi. Evet, ondan sonra işte anaokulu Hocam çalışmaları. şu jimnastirayı da dinlemek istiyoruz. Jimnastira Ah, da hatırasını. o çok uzun bir hikaye. Olsun, dinlerim.
Yok yok, anlatmayayım. Ama güzel şey, hatıra olur. Evet, onu yine biz İstanbul'dan Reyhan Güren, Aynur, ben. Yani nasıl başladı? Teklif size nasıl geldi? Jimnastire'ye katılma teklifi. Evet, ablam oraya üyeydi. Jimnastire'ye. Ona her sene geliyordu zaten. Bu o sene de gelmişti. 65'te. Nasıl iyi olmuş yani? Sizden önce mi? Vallahi o Madame Kidaş, Madame Kidaş diye. Madame Kidaş. Kidaş, evet, bir jimnastik hocası vardı. Türkiye'de mi? Hayır. İtalya'da. Saarbrücken. Öyle galiba, Saarbrücken'de. Ablam onunla arkadaştı. Devamlı iletişim halindeydiler. O bahsetmiş jimnastrada'dan. Ablam da bir sene evvel gitmişti seyirci olarak. Ama ikinci sene dedi ki, ben ekibimi hazırlarsam gelebilir miyim? Tabii çok memnun olmuşlar. O vasıtayla biz hazırlandık. Ama inanın, o kadar güzel bir gösteriydi ki onu hiçbir zaman unutamam. Bizi Alman jimnastikçiler zannetmişler önce. Ama tabii sonra gerçek ortaya çıktı. Otobüsle gittik o zamanlar, uçak filan. Yani çok az sayıda. Çok keyifliydi. Evet, bizim jimnastrada macerası da... Otobüs yolculuğunu biraz anlatın. Mesela parayı nereden buldunuz, nasıl gittiniz? Evet, o biraz enteresan. Benim eniştem Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü'ydü, Alaaddin Güneş. O da tabii, biz de halk eğitimde çalışıyoruz. O da ekibin başında. Düşündük, taşındık. Dedi ki, ben sizi yollayacağım oraya. Ve neticede oraya turist olarak arkadaşlarını buldu. Öğretmen arkadaşlarını. Temmuz ayı olduğu için de yani herkesin okulu yok. Biz o turistlerle, onlar ön tarafta oturdu otobüste, biz de arkada. Onların sayesinde, o turistlerin sayesinde biz Viyana'ya gittik. Tabii otellerde kalamıyoruz malum. Yanımıza herkes bir yastık, bir battaniye. Yiyecek olarak konserveler, böyle kutu kutu. Otobüsün içi konserve deposu gibi. Düşünün, 12 kız. 4 de folklorcu aldık, 4 de onlar, bir davulcu zurnacı. Ablam, eniştem. Biraz kalabalık bir ekiptik. Onların bir gündeki yedikleri konserve iki kutu olsa, düşünün, biz bir hafta boyunca otobüsü doldurduk tabii bu konservelerle. O da ayrı bir hikaye tabii. Ama çok mutluyuz. Yani hayatımın en güzel günlerinden biri de Viyana'da geçmiştir. Kıyafetler güzel. Nasıldı hocam? Kıyafetler kim hazırladı, kim dikti? Onları da burada bir terzi bulduk. İçi mayo, üstünde etek var. Eteği böyle bir anda çıkarıyorsunuz. Ondan da jimnastik yapıyorsunuz. Ama bütün bunlar, gelen İsveç'ten jimnastikçiler gelirdi jimnastik gösterisi için. Onların kıyafetlerinden özenerek yaptık o. Türkiye'ye mi gelirlerdi? Evet. İsviçre'den, Finlandiya'dan, bir defa da Norveç'ten galiba. Ama İsviçre'den çok geliyorlardı. Her sene iki grup vardı, onlar gelirdi. Böyle.